Tövbe et. Yoksa yana. Ulan bunların hepsini öldürmek lazım diyen kim? Şimdi geri vitese mi takıyorsun? Kardeşim bak bu herifler şeytan. Yamyam bunlar, insan eti yerler ya. Bitmeyecek kardeşim, birini gebersen diğeri gelecek. Yaşamak için neler yaparsın? Ya yaşatmak için? Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Haluk Piyes Paylaşımları kanalına hoş geldiniz. Ateş 15 Nisan 2016'da vizyona giren başrollerinde Haluk Piyes, Büşra Ayaydın, Eren Hacı Salihoğlu ve Meltem Miraloğlu'nun oynadığı aksiyon dram filmidir. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Haluk Piyes üstleniyor. Şunu da belirteyim. Filmin başrol oyuncusu Büşra Ayaydın filmin çekimlerinden sonra tesettüre girdiği için bu videoda kendisinin hiçbir şekilde fotoğrafı kullanılmayacaktır. Sinemada toplam 10 bin seyircinin izlediği ve kısa bir süre vizyona kalan Ateş filmini birçok kişi izleyememişti ve bayağı beklemişti. Ateş, geçtiğimiz Mart ayının 31'inde Haluk Piyes'in doğum gününe özel bir şekilde TV'de ilk kez TRT1'de yayınlandı. Film, Cihangirli Ateş ve Tophaneli Yavuz'un geçmişteki yaptıkları bir hatanın bedelini en sevdikleriyle ödemelerini konu alıyor. Geceleri torbacı avlıyorlar açıkçası. Ateş girdiği işlerde haksızlığa tahammül edememiş ve kendi doğrusu için hiçbir kavgadan çekinmemiştir. Ateş aynı zamanda annesiyle olan sorunlu ilişkisinden dolayı içine kapanık ve karanlık bir hayat sürmektedir. Bu süreç içerisinde hikayeye bir başka toplumsal yara olan zorla evlendirilmek istenen Aleyna devreye giriyor. Babasının kendisini zorla evlendirmesine ve aile baskısına karşı çıkan Aleyna İstanbul'a kaçıyor. Barut filminden sonra ikinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Haluk Piyes, oyuncu yönetimi ve çekimler konusunda bu işin üstesinden güzel bir şekilde kalkıyor. Oyunculuklar çok iyiydi ama özellikle Eren Hacı Salihoğlu'nun performansını çok beğendim. Her zaman topluma ışık tutan projeler yapmaya çalışan Haluk Piyes, Ateş filminde uyuşturucu ile mücadele, aile içi şiddet ve berber evlilik gibi toplumumuzun kanayan yarası olan konulara değiniyor. Sanatını ben bu topluma nasıl faydalı olabilirim diyerek yapan Haluk Piyes'e bu güzel filmi bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Büyük çoğunluğu dram olan filmde yer yer güzel aksiyon ve dövüş sahneleri dışında sizleri güldürebilecek komik ve esprili sahneler de var. Filmin müzikleri ise yer yer cuk diye oturmuş, yer yer hiç olmamış diye düşünüyorum. Müzikler kısmını biraz üzüldüm diyebilirim. Bu film bence her hafta bel altı esprilerle dolu olan ama hiçbir komik yanı olmayan, sinema salonlarını işgal eden saçma sapan Türk filmlerinin çok çok üstündeydi. Ve gişede hak ettiği değeri maalesef görmedi. 10 bin kişi izledi filmi. Evet, 10 bin. Höyt diyerek güldürmeye çalışan ama hiçbir komik tarafı olmayan, topluma kötü davranışlar özendiren insanların filmini milyonlar izlerken bu filmi sadece 10 bin kişi izledi. Gerçekten yazık. Haluk Piyes gibi sanatçılara destek olmamız lazım. Ateş filmi bu zamana kadar izlediğim en iyi Haluk Piyes filmi diyebilirim. İzlemenizi şiddetle öneriyorum. Filmin IMDb puanı şu an 6.2 ama ben bu puanı hak etmediğini düşünüyorum. Benim filmi olan puanım 10 üzerinden 7.5. Filmi izleyecekler için şimdiden iyi seyirler. Ateş filmini spoiler vererek başka bir videoda yeniden inceleyeceğiz. Bir sonraki inceleme videomuz Haluk Piyes'in hangi filmi üzerinde olsun? Bunu yorumlar kısmında bize belirtirseniz sevinirim. Sizlerin yorumları bizim için önemli. Görüşmek üzere.